Evet herkese yeni bir üretim videosundan merhaba arkadaşlar. Evet böyle arkadan da videoyu açtım böyle. <laughs> hem, hem böyle ah ah diyorum arkadaşlar böyle içimden. Hem de oraya gitmek için ee, bayağı bir gerçekten canım istiyor oraya gitmeyi. Ama gidemiyorum şu şovun yavrunun güzelliğine bakar mısın? Bak şimdi kim bilir o ne olmuştur. Evet arkadaşlar bugün e, tabii ki illa gitmesem de bir kulağım orada bir e, şeyim orada yani ortağım da orada zaten e, söylüyor sürekli söylüyor o da yardımcı oluyor arada tabii bana işkence ediyor ya işte diyor söyleyemem diyor falan filan böyle değişik değişik şeyler yapıyor Bertan ben arada ama sen benim elime düşersin Mertan elbet bir gün rollerimiz değişir sen evde ben orada olurum buradan seni uyarıyorum Mertan evet. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi Daniel'in yavruları e, çıktı. Büyüyorlar. Çok güzeller. Acayip güzeller. E, i̇ki şovumuzun yavrusu da o altta sol altta ve sağ altta şu gördüğünüz bu kafesin en altındaki sol ve sağdaydı hatırlarsanız. Acayip güzel yavrular oldu. E, bu yavruları bu arada instagramda resimlerini paylaşıyorum. Instagram hesabımızı kesinlikle takip edin. Ee, oradan da e, resimler falan paylaşıyorum. İnşallah gelirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Karadeniz nokta muhabbet 60. <laughs> Buraya da sizi bekliyorum. Ee, oradan resimlerini paylaşıyorum o şovların falan. O şovun şimdi arkadaşlar iki yavrusu var. Şöyle video aksın devam etsin. İki iki yavrusu diyorum. İki çiftin de yavrusu var. Daniel'den hariç biliyorsunuz üçüncü şov çiftimiz. Daniel. ilk iki show, ilk yumurtlayan çiftimiz o iki oldu. Çok güzel yavrular oldu. Beklentimizin üstünde arkadaşlar. Şimdi o yavrulara talip olanlar oldu. O yavrulardan sahiplendirme evet yapacağım. Neden? Çünkü Daniel'e fişek gibi bir diş almamız gerekiyor. Yani gerçekten baya güzel bir diş almak istiyoruz Daniel'e Bertan'la beraber. Eğer artan bir paramız olursa da kırmızı göz Japones bir çift alacağız. E, ee, Tabi kırmızı göz Japonez çiftten önce kafes almamız gerekiyor. Kafesleri de alabilirsek ee, işimiz tamamlanmış oluyor. Şu anda arkadaşlar herhangi bir şeye ihtiyacımız kalmadı kuş açısından. Yani işte çeklerimiz artık hepsi çiftleşiyor. Japoneslerimizin hepsi çiftleşiyor. Şovlarımızın hepsi çiftleşiyor. Japones yeni 3 çift kurmuş mesela Berten. Kendi yavrularımızdan işte Salma'daki çiftleşmeyenlerden. Şu anda 3 yeni çift Japones daha var. Ee, üretimhanede. Hani her şey güzel gidiyor. Bir tek benim burada olmam dışında. Şu Salma'ya bakar mısın ya? Şunlara bir bak ya. Şuna bir bak. <laughs> Valla hepsini çok özledim. Böyle hepsini öpesim var. Ama mecburum yani. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu ışığı yakayım ya. Çok bir şey fark etmedi ama. Yani durumlar öyle üretimhanede özellikle Daniel'i merak ettiğinizi biliyorum. Daniel'in Daniel'de her şey yolunda gidiyor. Daniel bizde yani beklenmedik sürprizler yaptı. Hemen yumurtladı, hemen eşiyle anlaştı. Eşi lanlaştı, hemen yuvaya girdi, hemen yumurtladı. İlk kuluçkada tüm yumurtalarını doldurdu ve bebek yani yavru da bu show arkadaşlar 1 yaşında. Yani şovcuğunlar nazlı olurlar. Yani yapmazlar böyle şeyler. Hani bu kadar her şey hızlı olmaz. Yani işte bu nasip dedikleri anlatabildim mi? Yani temiz kalp mi denir? Yani yürek mi denir? Gerçekten ee, emek de var tabii ki bunların yanında ama bazen ben çok biliyorum gerçekten emek verip de başaramayan insanlar var. Ama onlar da işte o da nasip işte. Yani onlar da o tarzdan sınanıyorlar. Ha belli olmaz yarın tüm üretim gidebilir yani. Bir hastalık girer bir şey olur. O da bir Sonuç itibariyle sınav olacak. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Her şeye rağmen biz ayakta durmaya çalıştık. Yeri geldi. Şöyle söyleyeyim. Yapamazsınız dendi zamanında. Yani yeri geldi. Bir sürü şeyler söylendi. Ama biz başardık. Biz yaptık arkadaşlar. Ve hepsi ortada. Hani gördüğünüz gibi bazı şeyler şu anda mesela kafes düzenleri işte ne diyeyim ben size gerçi başka sıkıntılı olan çok bir şeyim yok. ben yani mesela hep bütün yuvalıklarım aynı değil. Ama ya bunlar önemli değil. Bunun önemli olan içi arkadaşlar bunun. Yani hani bir kafes beyazmış, bir kafes sarıymış. Bir kafesin yuvalığı sarıymış. Diğerinin ki beyazmış. Ben böyle şeylere takılmıyorum. Ben şov peşinde değilim. Ben burada şöyle söyleyeyim size. Süper görüntüler evet kafes yönünden belki izletemiyorum ama bak kuş yönünden izletiyorum. Yani şu kuşu herkes üretemiyor. Anlatabildim mi yani Türkiye'de bir sınırlı bir sayısı var yani bu kuşu üretenin Anlatabildim mi yani böyle yerli gibi işte ne diyeyim Çekoslovak gibi Ha hani 1 milyon kişi üretmiyor bunu Ya yani ben de buradan göstereyim Hani bazen hani kafes alacak mısın falan filan diyenler oluyor Evet alacağım ama her şey zamanla Yani onun da bir sırası var ama şu an onun sırası değil şu an benim için önemli olan Daniel'e bir tane dişi şov alabilmek Ve de arkadaşlar kırmızı göz bir Japones çift alabilmek Çünkü evet Japonesi çok ileri bir noktadayız Painted'lerde, DF'lerde gerçekten üretim yönünden çok iyi bir yöndeyiz Özellikle kendi yavrularımızın hemen çiftleşmeye başlaması Ve 7 yavru yaptı bu arada yeni Japones atmıştım Ben en son hasta olurken hatırladınız mı sağ üstte e, Orada 7 tane yumurta var 7'si de dolu 7 aylık bir Japon es dişiden bahsediyorum bakın. Bu bu emek bu bakımdır arkadaşlar. Bakın bu gerçekten böyle bir şeydir. Yani 7 aylık bir dişiyi evet yumurtlatabilirsin. Sen de yumurtlatabilirsin ama 7 de 7 alamazsın. Yani o dişiden 7 de 7 alamazsın. Ama aldık. Yani illaki alanlar olacaktır. Alamazsın derken hani ben zor olduğundan bahsediyorum. Hani yapamazsınız şöyle böyle ben yaptım gibi beni zaten tanıyanlar bunu demeyeceğimi bilir. Onu demek istiyorum. Biraz Rahatsızım kusura bakmayın. Ee, o yüzden arkadaşlar hani bana kafes konusunda veya işte görsellik konusunda böyle şey yapmayın, diretmeyin. Ben yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve yapacağım. Gerekirse orada hani ben şu anda şöyle söyleyeyim size. O şovları, yavuları satsam ben oraya 6 milyarlık dolap kafes kurarım ya yani 6-7 milyarlık. Ama gerek yok. Benim önceliğim Daniele. Çok güzel bir dişi alabilmek arkadaşlar. Yani Daniel'e çok güzel bir dişi aldığında gerisi böyle çorap söküğü gibi gelecek çünkü. Yani Daniel daha 1 yaşında. Daniel 1 yaşında bunları yapıyor. Daniel 1,5-2 iki yaşında ikinci 3. kuluçkasında yanında güzel bir dişi aldığında kim bilir ona neler yapacak. Bu arada yem masrafımız bayağı arttı. Eskiden ayda 1 yem alıyorduk. Şu anda hesaplarımıza göre 14 günde 13 günde 1 yem alıyoruz. <laughs> kuşumuz da yani ortalama 2 kat artmış üretim hali açıldığından beri öyle anlaşılıyor ki sayıda da zaten bir artış var ama bizi tek teselleden dediğimiz gibi tüm çiftlerimizin çalışıyor olması şu anda çalışmayan hiçbir çiftimiz yok ayrıca çalışıp dinlendirdikten sonra koyacağımız yedeklerimiz dahi çalışıyor geriden gelenler de var şu anda hani yaşlanan kuşum da yok yani şu anda çok iyi yani kafes ek, ek kafes aldığında üretim artacak yani şey olmayacak masraf artmayacak zaten kuş yemi yiyor sadece kafes parasını vereceğiz bitecek üretim aramız Yani o yüzden çok güzel bir durumda destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar ee, kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı e, takip edin bana destek verin Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum yani uğraşıyorum bir şeyler yapabilmek için gerçekten uğraşıyorum. Burada sizlere bilgi vermek için uğraşıyorum. Hani videoyu açıp böyle kafama göre konuşmuyorum. Sağa sola not alıyorum, notları yazıyorum. Çünkü hani bildiğiniz gibi 10-11 dakikadan sonra artık insanları sıkıyor video ve 10-11 dakikada her şeyi anlatmak zorundasın. Yani böyle çok eee u ı, ı dedim mi video kopuyor gidiyor yani. O yüzden hani oraya açıp mesela işte ne kullanıyorum ne ediyorum önceden yazıyorum onun ismini görünce ben zaten hatırlıyorum. Bu arada şöyle söyleyeyim mesela çoğu kişiye ilaç öneriyorum arkadaşlar ama çoğunuza muhtemelen pahalı mı geliyor nasıl geliyor bilmiyorum. Bölünmüşleri var bölünmüşlerini alın diyorum. Abi eczaneden alsak diyorsunuz. Şimdi o ilacın bölünmüş hali arkadaşlar 30 lira. Eczaneden benim size aldıracağım ürün 16-17 lira. Yani arada 12-13 lira var. Yani eczane ilacı kullanmanın bir mantığı yok. Onu da böyle araya sıkıştırayım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, sizle böyle kısa bir üretimhane gezisi de yapmış olduk. <laughs> Eski videolardan da olsa böyle bir üretimhane gezisi yapmış olduk. Ee, gerçekten oraya gittiğimde oradan hiç kalkmadan 7-8 saat oturacağım arkadaşlar. <laughs> sizle de video atacağım hemen hemen atacağım yani. Böyle saat bile beklemeyeceğim bu kez saat de bile olsam de video atacağım buraya üretim halindeyim yaşasın hesabı evet daha fazla şey yapmayayım konuştukça konuşasım geliyor kanalımıza abone olup instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın sizleri çok seviyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın hayırlı üretimler bay bay